Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kader kadar o kadar okumalarına devam ediyoruz. Kış geldi. Hafif soğuk. Ben de montla çıktım. Bere mont. Şimdi konumuz sevgi ve muhabbet. Bu arada o bilgiyi de verim açlığın 6. günü. Su orucunun 3. günü. Totalde sebze meyve yemenin karaciğer temizliği ritüelinin 6. günü. Bugün daha dincim. Yani böyle aç kaldıkça daha iyi oldum yani. Yarından itibaren sabahleyin bir sebze meyve suyu, sonra böyle bir sebze falan şey meyve, sonra paylaşacağım. Şu an hatırlamıyorum. Bu şeyi iyi toplayamıyorum ama onun farkındayım. Kelimeleri iyi toparlayamıyorum bu açlıkta. Sevgi ve muhabbet. Sevgi insanın yuvasını buldurur diyor Charlie. Kelimenin ne denli kıymetli olduğunu ve kelime dağarcığının kişinin ufkunu, anlayışını ve dahi hayal gücünü belirlediğini biliyoruz. Üzerinde biraz duracağız. Eksik kalıyor. Dili iyi diş edilmiş bir milletiz. Hafızayı tazelemek iradeyle. Seçim sizin ama eksik kalıyor. Seviyorum. Krem renkli gömleğimi seviyorum. Kedimi seviyorum. Bu ikisi aynı cinsten sevgi mi? Ayakkabımı seviyorum. Annemi seviyorum. Aynı türden mi? Hayır, bu eşyadan ötesine duyulan daha ziyade muhabbettir. Hatta muhabbetten Muhammed hasıl oldu hasıl. Muhatsetsiz Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl sözünde sevgiden hasıl oluyor. Denmiyor. Muhabbetten hasıl oldu deniyor. Zira Allah levlake levlak lema halaktül eflak. Yani sen olmasaydın felekleri eflak yaratmazdım buyuruyor. Öyle büyük bir muhabbet var ki orada da bizim varlığımıza vesile olmuş muhabbet. O yüzden sevgi, muhabbet, farklı şeyler. Dilin genişliği nispetinde kişinin ufku da genişliyor ve konuştuğunuz dil yaşadığınız olayları yorumlama açısından o kadar önemli ki. O yüzden bizlerin okumamız ve okumanın neticesinde kelime dağarcığımızı geliştirmemiz ve yaşadığımız olayları tanımlayabilmek için o kelimeleri kullanmamız gerekiyor. İnsanların çoğu kendini tanımıyor çünkü tanımlayacak kelime dağarcığına yakın değiller. Yaşadıkları olayları yorumlayamıyorlar çünkü o kelime dağarcığına sahip değiller. Bununla ilgili Cemil Meriç kelime dağarcığı ve dilin genişliği, ki harf devrimine hiç yakın olan biri değil. Yani öyle bir ülkedeyiz ki ve öyle bir mobbing var ki, yani harf devriminin baştan sona yanlış olduğunu söylemekten bile insanlar içtinab ediyor. Yani şurada direkt Cemil Meriç'in söylediği şeyi söylerken düşünüyorum, acaba yanlış bir şey söyler miyim diye. Çünkü etki bırakıyor üzerinde insanın. Hakeza harf devrimi cinayettir der yani. Geçmişten bağını koparmanın, o kelimelerin yok olmasının ana sebebidir der. Hakeza bununla birlikte kelime dağarcığı inanılmaz kısıtlandı ve bunun yüzünden kişilerin bakış açısının, ufkunun, hatta diyor Cemil Meriç, hayal gücünün bile baltalandığını söylüyor. O yüzden kelime önemli. Ama sevgi bu hissin, bu şeyin karşılığına gelmiyor. O sikleti çekmiyor. Muhabbet ediyoruz tabir de hasbihal ederken kullanılır. Öyle deriz ya, ne yapıyorsunuz? Anne arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Aslında yaptığımız bir söyleşidir. Ancak birbirimize muhabbet duyuyoruz. Bu sohbet sevgiyi, muhabbeti, hatırı ortaya çıkarıyor veya çıkartmasını temenni ediyoruz anlamında kullanılmış bilinçli veya bilinçli bir kelime. Şey gibi düşünün, şifaya kapmış. Yani hastalamış mı? Hayır, şifaya kapmış. Onun şifayı kapmasını temenni ettiğimiz için dedelerimiz şifaya kaptın diye güzel bir şey söylemişler. Hoş bir benzetme. Aynı bunun gibidir burada da belki de. Muhabbet ediyoruz. Yani sevgi eğiliyoruz. Birbirimiz arasında sevgimizi artırıyoruz. Çünkü aramızdaki sohbet, aramızdaki sevgiyi artıracaktır. İletişimin neticesidir bu. Elhasıl muhabbet etmeyene muhabbet edilmiyor. O sebepten muhabbet etmeli, muhabbet duymalı. Muhatap olduğumuz, edildiğimiz gökyüzü, toprak, hava, deniz, su, aynen evden olduğumuz insan cinsine muhabbet duymamak, gönülden muhabbeti ıskalamak olur. İstidadı kalbi. Şair sevdiği, muhabbet ettiği şeyleri böyle sıralıyor. Biz de seviyoruz sevilecek şeyleri. Bir kır çiçeğini, toprağı, börtü, böceği, kurban bayramlarında kınalı koçları, saçları el oyası işlemeli yemeni ile kapalı, kırış kırış alınlı, bembeyaz saçlı, okul dönüşü oğullarını bekleyen anaları. Anlamlarına anlam katın diye yeni bir bölüm var. Anlamı olana anlamı yüklersen anlamını yitirir. Tekrar, anlamı olana anlamını yüklersen anlamını yitirir.
Bu söz bana ait. Diğerleri gibi alıntı yapmadığım bir söz. Hali hazırda kendi anlamı olana sen kendi çıkarımın ve yorumun ile kendince bir anlam yüklersen o şey gerçek anlamını yitirecektir. İnsanları tanımlıyoruz. Olur mu sen böyle birisin diyoruz. Hayır ben benim. Sen kendi dünyanda beni görmek istediğin tarzda gördün, yerleştirdin. O bir ölçü değil ki diyoruz. Ölçü kişinin kendisidir. Ama öyle olmuyor. İşte bunun adı zorbalıktır. Yani sana biçtiği rolü üstlenmedin diye sen nasıl bir insansın tavrına giriyorlar. Senin kalıplarının adamı değilim. Ben benim. Sen sen olduğun için karşı taraf baskısı ile sen bunu nasıl yaparsın veya sen bunu nasıl yapmazsın, nasıl atlarsın zorbalığı yapılıyor. Kızmamak lazım. Eğitimde, okulda, iş yerinde, sistemin kendisinde hep istibdat ve zorbalık var. Seni övenlerin aslında düşman olduğu ya da seni yukarı çıkarıp daha yukarılardan tepe taklak etmek istemeleri var. Seni yarın kullanabilmek için bugün övmek var. Yani şöyle düşünün. Ya sana hiç bunu yakıştıramadık. Neden? Yani senin biçtiğin portföye, kumaşa ben girmek zorunda mıyım? Ona uymak zorunda mıyım? Sen neyi yakıştıramadın bana? Kafanda beni bir yere koymuşsun. Ona uygun olmadığın için bana bunu yakıştıramıyorsun. İyi de ben o değilim ki, ben benim. Yani benim bir anlamım vardı. Anlamı olan şeye sen anlamını yüklersen, kendi anlamını, o anlamını yitirecektir. Ya işte sen üslubun ne kadar sertmiş. Bunlarla sürekli karşılaştığım için bu yazıyı yazmıştım. Üslubun ne kadar sertmiş. Yani yumuşak mı olmalıydı? İşte biz seni öyle tanıdık falan. Hayır, sen beni öyle tanımladın. Beni ben olarak değil, kendi kafanda olmasını istediği Halit Emre'yi tanımladın. Öyle tanımladığın için benim yaptığım şeyler sana ters geldi. İyi de ters gelebilir. Çünkü tanımladığın şey yanlış, eksik. Sen anlamı olan şeye kendi anlamının varlığına rağmen kendi anlamını yüklemeye çalışıyorsun. Zorbasın. İşte zorbalık illa şey değil, dalga geçmek, onu ötelemek, baskı yapmak değil. Bu da zorbalıktır. Ah, size hiç yakıştıramadım. Bugün birisi mesaj atmış. Ben kadınlarla ilgili bir konu paylaşmıştım. Bir kadının erkeğin onun yanında çok utangaç olmasından hayıflandığını ama aynı kadının erkeğinin geçmişte hiçbir kadınla muhabbet etmemesini istediğini ve bunun birbirini desteklemeyen iki istek olduğunu, eğer ki hiçbir kadınla konuşmayacaksa bir erkeğin ilk kadın hayatında sen olacaksan tabii ki senin yanında utangaç olacağını, o yüzden eğer utangaç olmasını istemiyorsan mutlak surette o erkeğin geçmişinde kadınların olması gerektiğini söylediğim bir video paylaşmıştım ve başlığına da erkekten sadakat bekleme demiştim. Eğer ki bu şey varsa, yani videoyu izleyince tamamlanacak bir kaide, bir tamamlanıcı bir yapı. Hakeza yazmış bana, kadından da sadakat beklenmez ve kadının da geçmişinde erkekler olabilir diye bir video paylaşacak mısın artık? Yoksa seni takipten çıkacağım. Sen kimsin lan? Yani şey, bak tavra bak, tavır şey. Çift sürülen öküzler vardır. Sabana sürerler onu. Hayvanların boynuna takarlar, toprağa sürer. O hayvanı böyle kırbaçlasın, deh dersin ya. Sanki bana deh diyor. Ay bir de şey demiş. Ataerkil toplumu çağrıştırıyor falan. Sen böyle bir insansın gibi. Yani inanılmaz bir zorbalık. Sonra işte ben ona ters bir üslup yapınca böyle random atmış, birkaç harfe basmış, gülmüş güya. Sen de herkes gibiymişsin. Biz de seni yüksek fikirli biri sanıyorduk diye. Yani yüksek fikirli biriyim veya değilim veya varoşum, eğitimsiz biriyim fark etmez. Neticede sen bana saldırıyorsun ve beni aşağılık bir tavırla yani böyle bir tavırla bana karşılık veriyorsun. Yani başka şeyler yaparım. Yani hak ediyor çünkü. Hak etmesi bir kenara, yaptığı şeyin bir yarası var. Aslında o yaranın karşılığına beni koyuyor. Diyor ki sen işte ataerkilsin falan. Oraya beni koyup beni hedef tahtası yapıyor. Sonra bana hakaret ediyor. Benden de ona hanımefendi tabii en yakın zamanda paylaşacağız falan. Yok ya, köle izahar olmayayım ben. Değişmez arkadaşlar. Fix. Videoya başladığım zaman inşaat işleri başlıyor burada. Şurada bir komşumuz var. Torunları var. Torunlarının istediği şekilde orayı yapıyor. İnanılmaz değişik bir adam. Torunlarını rahat ettirecek şekilde eve baştan sona tadilat yaptırıyor. Şu an o aşamada. O yüzden her sabah ondan itibaren ustalar geliyor. Ben de onu yetişemediğim için böyle oluyor. Nasip. Kısacası beni bir yere koymuş.
Ama o yerde ben değilim. Yani ben işte erkek sadakatsiz olsun falan öyle bir şey demiyorum. Kadının önermesine karşılık bu olur diyorum. Eğer bunu istiyorsam bu olacak o zaman. Diyorum. O beni başka bir yere koymuş ve beni böyle aşağılayıcı bir tarzda, suçlayıcı bir tarzda, sanki onun kölesiymişim gibi. Hadi şunu da çek de görelim falan gibi. Bir yapı atmış. İşte bu istibdat zorbalıktır. Ben zorbalığa karşı çok sevdiğim kitapları okula okumamışım, liseyi. Öğretmenlere karşı gelmişim. Sana mı boyun eğeceğim yani? O yüzden bu nokta istibdadın, zorbalığın farklı bir çeşididir. Seni övenlerin aslında düşman olduğu ya da seni yukarı çıkarıp daha yukarıdan tepe taklak etmek istemeleri var. Seni yarın kullanabilmek için bugün övmek var. Seni hafife alıyor ama diş geçiremediği için överek karnını yumuşatıp sonra bıçağı çekmek isteyenler var. Hasılı anlamlarına, kendi anlamlarına katanlar ve anlamı olanı bozanlar var. Tepkinizi koyun ve kendiniz olun. Zira kendiniz olmadan kendinizi bulamıyorsunuz. Güzel bir yazıymış gerçekten. Aşkla, bunu da okuyayım. Mevsimini aşkla çağıran kuşların nerede senin? İsmet Özel. Doyumsuzluğu tadıyoruz. Oysa varlık tarlasında yoksunluk ile çoğalan bir bahçemiz var. Üzerinde gerçek insanları yetiştiren. İnsanlık, insan fizyolojisiyle insan olmuyor. Değeriyle, aklıyla oluyor. Doyumsuzluk ise maymun bir iştah. Bu insanlıktan bir şube değil, uzak ve çirkin bir ucube. Zira aşkın da bir şubesi var ki suçu sever. Suça iteni sever. Shakespeare'e katıldığım nadir anlardan. Ama şair muhabbeti kamçılayan aşktan söz ediyor. İhtiras dolu aşktan değil. Tüketiyoruz. Sınırsız bir tüketim. Sevgiyi, ilgiyi, şehveti ve lezzeti. Yoksun olduğunu söyleyenler aç değiller. Sevgiye, aşka, yaşama, lezzete. Daha iyisinden yoksunlar sadece. Evet, yoksunluk bu çağda olmayışıyla ilgili değil. Daha iyisinin olmuş. Yani adamın arabası var ama yoksunluk çekiyor. Daha iyisi olmadığı için. Telefonu var, yoksunluk çekiyor. Daha iyisi olmadığı için. Kıyafetleri var, yoksunluk çekiyor. Daha iyisi ve markası olmadığı için. Aşkla değil, bu yüzden maymuncasına bir iştahla aşkı arıyoruz. Ama aradığını aradığından sormalı insan. Antika bir saat demirciler çarşısında olmaz. Bulduğumuz bir şey yok. Kaybettiğimiz insaniyetimiz var. Aşkı da böyle yaptığında insan işte aşk olmuyor. Aradığı şey haz oluyor. Adına da aşk diyor. Ebediyen o dalda duracağını zanneden meyveye dersini rüzgar verir. Almaz ise dersini yağmur verir. Almaz ise dersini elinde sopa ile çiftçi verir. Sopalar ve o meyveyi indirir. Direnirsek insan olmaya ve olgunlaşmaya, bu kainat tarlasının sahibi hatırlatır dalında ebedi kalacağım zannedenlere kendini ve kendisini. Zannımca. Sopa gelirse umuma gelir. Masum ağlamasın bizim günahımız neydi diye. İnsan kalamamak, insan kalamayanları terk etmek de zulümdür. O yüzden insan ebediyen dalında kalacağını zanneden bir meyve değildir. Kalmaya çalışırsa o dalda, yani hep bu hayatta yaşayacağımız zannıyla hayat yaşamaya çalışırsak, sopa geliyor bir yerden. Nasıl ki meyve rüzgarla düşmüyor, inat ediyor. Yağmurla düşmüyor, inat ediyor. Çiftçi geliyor o zaman, vuruyor sopayı dala. Silkiniyorsun, şamar yiyorsun yani. Yere düşmen de cabası. İnsan da öyle. Akıllanmayınca, rayına girmeyince, uyanmayınca çarpılıyor. Ve öyle bir oluyor ki umumun cezası sadece zalime değil. Yani yanlış yapanların bir fatura kesilecekse sadece zalime değil, masuma da geliyor. Yani sen masuma da sebep oluyorsun o zaman. İmtihan sırrı. Eğer sadece zalimlere gelseydi kimse zalimlik yapmazdı. O zaman imtihan olmazdı. Yani soruların cevabını herkes biliyorsa o zaman nasıl sınav olur ki? Aa evet, aleni gökyüzünde Allah yazıyor. Demek ki Allah var. Sınava niye açıldık o zaman? Yani burunda Allah yazmıyor mu? Burnun tüm insanlarda, tüm doğan bebeklerde bu zamana kadar gelen, ölen herkeste aynı işlevi yapması, aynı fabrika tarafından üretildiğimizi göstermiyor mu? Şu, bu kadar da açık bir şekilde saklamış Cenab-ı Hak ama inkar etmek isteyen inkar ediyor.
Aziz Nesin'in oğlu var, matematikçi. Bu kainat yaratıcısız olamaz diyor. Ama ben inanamıyorum diyor. Ama var, yaratıcı var diyor ya. Yani. Küfür yalandır. Yani kisp yalandır, inkardır yani. Yani olanı inkar etmektir. Mevsim gelecek, insanlar yeşerecek bu verimli dünya toprağında. Verdiğimiz meyveler başka diğerlerde çiçeklenecek. Bu inançtan daha güçlü bir gerçeklik. Evet, mevsim gelecek. Yani o tarafa geçiş mevsimi. Herkesin mevsimi gelir. İşte geçen gün biri vefat etmiş. Komşumuzun annesi vefat etti geçen gün. Bugün Kur'an'ı var. Onun çiçek açma mevsimi geldi. O tarafa çiçek açacak. Ne kadar burada tohumuna iyi baktıysa, bu beden tohumdur. Defnedilir toprağa. Nasıl ki biz tohum ekiyoruz toprağa, bedenimizi de sarıp toprağa defnediyorlar. Biz filiz vereceğiz. Biz o tohum değiliz. Yani biz bu değiliz. Nasıl ki ağaç o tohumdan ibaret değil. O tohumun içinden neler çıkıyor, değil mi? Odun, ağaç, gövde, çiçekler falan inanılmaz gökyüzüne uzanıyor. Biz de başka bir alemin gökyüzüne doğru uzanmak için ekiliyoruz mevsimimiz geldiğinde. Ve yeşereceğiz. Dünya toprağında yeşereceğiz. Ama başka toprağa neşvi nema vereceğiz. Verdiğimiz meyveler başka diyarlarda çiçeklenecek. Bu inancın ötesinde bir gerçeklik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.